Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, sahura kadar uyumayanlar için, özellikle bekleyenler için bu video. Konu ne? Bugün genelde biliyorsunuz uluslararası ilişkiler, dünya jeopolitik analizler yapıyorum. Teknoloji olaraktan dünyada ne gibi değişimler? Bunları anlatmaya çalışıyorum ama Türkiye'de gündem seçim. Yani hala seçim bitti ama tartışma bitmedi. Birçok soru işareti beraberinde geldi. Ee, nedir? Acaba e, mevcut bir ekonomik ülkede durum belli, bir kriz var. Bir de siyasal kriz olur mu? Sor, daha çok bu soruları sormuş arkadaşlar bakıyorum. Siyasal kriz, ekonomik krize eklenirse ne olur? Asayiş'te bir problem çıkar mı? Van'daki olay neydi? Neden alındı? Neden verildi? Kitle hareketlerini malum gördük bizim Güneydoğu illerinde ve İstanbul'da tartışmalar var. Buradan acaba içeride bir ayaklanma, kargaşa yeniden olur mu? Böyle bir şey beklemeli miyiz gibi sorularınız var. Buna cevap vereceğim. Bir kere daha söyleyeyim. Bayrama kadar yardım işleriyle uğraşıyorum. Değerli arkadaşlar Ramazan'da çok fazla muhtaç insan var. Ee, gördüğüm kadar benim işim bu değil normalde. Ama mecburen birilerinin sahip çıkması lazım. Kendi çevresine en azından tanıdık bildiklerine. Kendi çevredeyken, bizim insanımız zaten kendi çevremiz. Değişik illerde arkadaşlarım var. Deprem bölgesinde işini kayıp e, arkadaşlar var. O bölgede ailelerle görüşüyorlar hala. İhtiyacı olana ben mümkün olduğu kadar sizlerin sayesinde bir yönlendirme yapıyorum. Yoğunlukla bu Ramazan'da bu işte olduğumu başından beri söylüyorum. Ama kritik günler. Bu noktada insanlar seçim üzerinde bir şeyler de duymak istiyor. Bu nedenle seçim üzerinde devam edeceğim. Yani asla işte bir problem olur mu? Değerli arkadaşlar, madem bir seçim oldu. Cumhurbaşkanı bu noktada çıktı bir açıklama yaptı. Halkın iradesine saygılıyız. Yani yok hile vardı, oydu buydu demedi. Kabul dedi değil mi? Ama sonradan Van'da bir olay çıktı. Bu bununla ilişkili mi? Geleceğim. Türkiye'deki bu seçim hakikaten diğer seçimlere göre patırsızı gürültüsü bir seçim oldu. Öyle bir kavga mavga olmadı. Her seçim sonrası az farkla kaybedenler ist işte A partisi B partisi fark etmez. Yüksek seçim kuruluna itiraz eder. Oylar yerine sayılsın der. Usulsüzlük varsa yeniden seçim olsun der. Bunlar her seçimde olur. Burada şimdi itirazlar var. El değiştirmeler her seçimde olur. Yani oylar yerine sayıldığında geçersiz sayılan o geçerli olabilir. Yanlış sayılmış olabilir. Plan. Bunlar her seçimin gereğidir. Bunlar da bir bu arada bir problem yok. Ama şimdi Van'daki olayda ondan başlayayım. Değerli arkadaşlar bakın. H Dem Parti, HDP karıştırarak sürekli isim değiştiği için bu partinin arkasında PKK olduğu belli mi? Belli. Bunu biliyor muyuz? Evet. Peki e, bu noktada teröre PKK ile direkt organik bağ olandı. Devlet zaten göz açtırmayı yakalıyor. Partinin ciddi bir seçmen kitlesi var, belli zaten Güneydoğu'da. Ama önümüzdeki dönemde burada da bir değişiklik bekliyorum, ondan bahsedeceğim. E seçime legal olarak giriyor mu? Giriyor. Van'da kazanmış mı? Evet. Seçimden sonra mazbatasını almaya geldiğinde, e senin yeterliliğin yok. Bu şu sorulara akla getiriyor. Öncelikle, bakın soruları soruyorum, cevabını vereceğim. E, acaba Türkiye'de tüm dünyada örnek bir demokrasi olarak gösterildi. Problemsiz seçim oldu. Herkes makul karşıladı. Yani CHP'nin genel başkanı da, AK Parti'nin genel başkanı da, yani Cumhurbaşkanımız da çıktı, gayet güzel bir şekilde konuştu. Ve arkasından pat diye olay karıştı. Burada soru şu, acaba dışarıdan biri gelip bu olayı karıştırdı mı? Bunu sormuşsunuz. İki, bu olayda FETÖ parmağı var mı? Üç, bazı arkadaşlar, ya AK, bir grup AK Partili Van Belediyesi'nde ticari ilişkisi var da ona çökmeye mi çalıştı şeklinde ilgi sorular var. Benim gördüğüm liyakatsızlık var değerli arkadaşlar. Normalde bu aday, dem partinin adayı müracaat ettiğinde resmen bunu kaldırması gerekiyordu hakimin ama görevini yapmamış. E seçime girerken de görünüyor, mazbatayı alırken ortaya çıkıyor. Burada Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam direkt o hakimi görevden alır ve hesap sorarım. İşte liyakatsızlık dediğimiz olay bu. Sıradan, basit bir olay. Bu şimdi ikinci olarak hukuken AK Parti'ye verildi diyor. Tamam hukuken olabilir ama inisiyatif kullanaraktan kardeşim ben bunu almıyorum. Yeni bir seçim diyebilse bambaşka bir şey olacak. Cumhurbaşkanı inisiyatif kullansa öyle şey mi olur? Madem seçime soktuk bu noktada bunun araştırılması lazım. Artı başka bir aday verin demesi lazım. Artı bilmem ne. Yani kendi kalesine bir noktada gol atmış oldu AK Parti. Ee, bu çözülebilir şeyler. Ee, basitten bir olay. Zaten e, istihbarat çalışması. Bu, burada bir istihbarat yok. Burada bir bariz, liyakatsizlik var. Hata var. E, şeylik var. Çünkü bunun sonucu AK Parti'ye zarar verecek. Bunun sonucu e, Dem partiye kaybettirmez. Yani belediye başkanlığını e, bu şartlarda kaybetse bile enerjisini koruyor en azından. Yani büyük bir şey vardı, problem vardı. Problemin kaynağı liyakatsızlık. Ancak şöyle bir soru soran arkadaşlar da var. Hocam acaba devlet bir deneme mi yapıyor? Yani işte Irak'a yönelik yaza doğru operasyon yapılacak PKK'ya yönelik. O operasyon yapıldığında kitle hareketleri olur. Acaba nereden harekete geçerler diye şöyle bir yoklama mı çekti diye. Keşke böyle bir akıl olsa. Yani değerli arkadaşlar söylüyorum benim görüşüm gördüğüm. Bir liyakatsizlik, bir vurdum şeylik var. Görevini yapmama var. Onun sonucu hukukten, mevzuatan kime veriliyor? AK Parti'ye veriliyor. Çökmeye çalışan olmuş mudur? Olmuştur. Ama o noktada yukarıdan birinin çıkıp buna müdahil olması gerekiyor. Çünkü bu tip küçük o şeyler Türkiye'deki seçime gölge düşürür. Bu noktada siyasal kriz de beraberinde artık bu millet bunu kaldıramaz. Şu an. Ve görüldü ki bir yerden düğmeye basılırsa, harekete geçebilecek, şehirlerde terör estirebilecek bir kitle hala duruyor. Bu nedenle önümüzdeki Irak'a yönelik hareket sürecinde e, bu kitlenin de kontrol altına alınması lazım. Bu tür siyasal e, toplumdaki karmaşa CHP'ye fayda getirmez. CHP'nin lehine de olmaz. CHP kargaşa olduğu dönemde kaybeder. Şu an şeyde, yani CHP açısından değerlendiriyorum. CHP'nin Belediyeleri aldı, hizmetini göstermesi lazım. iddiası bu yönde olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Belediye başkanları gidecek, oturacak, halka davet edecek, anlatacak. İşte şu kadar borçlu aldık, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı'nı oynamaları için sükunet lazım. Bu nedenle CHP'nin böyle bir şey kışkırtacağını zannetmiyorum. Fakat Türkiye'deki bizim gibi ülkelerde kripto mekanizmalar çok. Gelir bir tuşa basar. Kimse ne olduğunu anlamaz. Van'daki olayda da e, olay tamamen liyakatsizliğe dayalı hukuken dediğim gibi haklı olabilirsin ama sana verilebilir ama onu, onun sonuçlarının ne olacağını görmek gerekiyor. Erken müdahale edilmesi gerekiyordu. İki günde ortalık karıştı. Biz de genelde e, polisimiz çok yoruluyor. Meydanların her tarafta var. Hakim. Güvenlik kuvvetleri, askerimiz de öyle. Bir olay oluyor koştur koştur polisimiz. Ya olayları olmadan önce görecek akla ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan şey bu. Nasıl ki insanlar hasta olmamak için önceden gidiyor, önlemini alıyor. Efendim şifalı otlardan falan kendine karışımlar yapıyor. Hasta olduktan sonra sıkıntı, sosyal olaylar da böyle, asayiş de böyle. Olmadan önce önlemini alınması lazım. Hala seçimin sonucunda hangi faktör etkili oldu gibi birçok faktör var arkadaşlar. Yani tek bir faktöre bağlı değil. Seçmen niye sandığa gitmedi? CHP'den de gitmedi. Görünüyor. İzmir'de gitmemiş mesela. AK Parti'yi vermez İzmir'in CHP'lisi. Gitmemiş. Birçok yerde de gitmemiş. Görünüyor bu. Belli bir kitle um e gitmiyor. Yani dünya genelinde ulus devletlerde siyasal partilere olan güven azalıyor. Bunu daha önce sıkça söyledim. Çünkü tüm ulus devlette gırtlağına kadar boşlu, devletlerin vatandaşları da aha burasına kadar boşlu tüm dünyada şu an Amerika ve Şevitleri dönümüz bu topa giriyor. Yavaş yavaş Avrupa'da giriyor. Afrika, Asya, Latin Amerika zaten büyük sıkıntılar var. Bir parti iktidara geliyor. Geldiğinde kredi açıyor. Kreditörler kimler? Küreselciler. Alıyor krediyi. yollar bilmem neler yapılıyor. Altyapı yatırılıyor. E üretim yok. Borcu nasıl ödeyeceksin sen? Üretim yok. Artı bir bölümünde böyle kırışıyor birileri süre bitiyor, zaman bitiyor. Geldiğinde aynı şey gene oluyor. İlk 2001 yılında siyasal bir kriz, ekonomik bir kriz var. Öncesinde bir deprem var. Sonra bir siyasal kriz var. Yani Cumhurbaşkanının anayasa kitapçığını fırlatması olayı var. Sü sürece şöyle bir gözden geçirin eskiye yönelik. İşte siyasal krizin arkasından seçim gelir. Eğer siyasal kriz olursa bu seçime zorlar e şeyi yani ülkeyi erken seçime zorlar. Erken seçimde mecliste çoğunluk yok ama eğer ülkede ciddi anlamda suatlar karışırsa bunun çözümü erken seçim diyerekten birileri harekete geçeceğini ben düşünüyorum. Şimdi geçmişin tekerrürünü yaşıyoruz. Deprem oldu. Ondan önce bir de artık Covid var. Bir de Rus Ukrayna Savaşı bizi çok etkiledi. Ekonomik kriz var ülkede. Çünkü bakın AK Parti'ye oy veren kitle 20 yıl önce başladığında 40 yaşında olanlar şimdi 70 yaşında. 30 yaşında olanlar 40 yaşında olanlar 60 küsür yaşında. 30 yaşında olanlar 50 küsür yaşında. 50 yaşında olanlar 70, 60 yaşında olanlar 80 yaşıyorlarsa eğer. Genelde muhafazakar partileri dünya genelinde kırsaldan çok oyalar. İngiltere'de de öyle mesela. İngiltere muhafazakar partinin seçmenlerine baktığımızda genelde şehir merkezinden değil kırsaldadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Cumhuriyetçi Parti'nin oyları kırsaldadır. muhafazakardır. Dolayısıyla bu seçimde AK Parti'ye ilk oy veren 30-40 yaşındaki insanlar emekli oldu. Ve nadir oldu ciddi anlamda. Sandığa gitmemelerindeki birinci faktör ekonomik. Bunu herkes biliyor. İkinci faktör değerlerden kaynaklı. Bunu zaten sosyal medyada görüyorsunuz ne olduğunu. Değerlerden kaynaklı adaletli, liyakatli ortaya çıkan tabloda üçüncü faktör ki en önemlisilerinden biri de bu. AK Parti'nin bir akıllı gözü piyasayı izleyen, ben bunu koyduğumda bunun yansımaları ne olur? Kelebek etkisi diye bir şey var. Her hareket birçok şeyi tetikler. Halkın durumuna göre halkın içine selam verecek yeni yüzler lazım. 20 yıl önceki seçmen kitlesi yok. Türkiye değişiyor. Sosyal medya tüm dünyada seçmen anlayışını, davranışını ve yeni kitleyi, jenerasyonu değiştiriyor. 20 yıl önce yeni başlayanlara 28 Şubat anlatabilirdiniz. 90'daki hükümet krizlerinde devolüsyonu, geriye gidip 80'deki darbeyi anlatabilirdiniz. Ama şimdi 2001'de 10 yaşında olanlar şimdi 2023'te kaç yaşında düşünün oy kullanıyorlar. 2000 yani 20 yıllık gelen bir kuşak var. Bu kuşakta tarihten bahsetmenin bir anlamı yok. Bu kuşak bolluk içinde, mevcut bolluk derken eski, eskisi dönem gibi değil, araba var ortada. Çok fazla araba sayısı var, evler ve apartmanlar oldu. Dolayısıyla bir parti, siyasal parti her dönem kendini yenilemesi gerekiyor. Bugün CHP şu an için birçok ili aldı, yeniledi. Yepyeni. Yani eski şeyler bitti. Gençleri ön planda ağırlıklı. Bir bakın CHP belediye başkanlarına kendini yeniledi. AK Parti'ye baktığınızda aynı yüzler, aynı insanlar. 20 yıl önce kim varsa bugün de var. E bir sürü kuşak gelip geçiyor arada. Hiç mi yeni birileri yok bunların arasında? Ne yapacak bunca insan? Yani insanlara fırsat vermek gerekiyor. Eğer yeni kuşak olsaydı AK Parti'nin de toplum daha gidişatı gözleyebilirdi. Şu an toplum bu tarafa gidiyor. AK Parti yönetene bu tarafa gidiyor. Farkında değil. Değerli arkadaşlar, bu dönem eleştiri dönemi her parti eleştiri dönemi, övme dönemi de kazanana saygı duymak esastır. Saygı derken yani kabul etmek diyelim hadi. Saygı da duymayabilirsiniz ama kazananı kabul edeceksiniz. Sistem böyle çünkü. Büyük şirketler genelde kendi dijital gü veri güvenliği için hacker tutarlar. Beni hackle, sistem, sistemi de ben de seni ödüllendireyim. Geçenlerde bahsetmiştim. Bir delikanlı var. Bir yerde Ankara'da büyük şirketlere bu tip hizmeti veriyor. Önceden gidip sistemi deliyor, gidiyor. Bak diyor senin sistemini deldim, ödüllendiriliyor. Bekliyor artık hacker ya da güvenlik, dijital güvenlik bekçisi gibi yoğun yoğunda işe, büyük olduğu için hepsi gelmiş. Çünkü hepsini delip gitmiş. Türkiye'nin birkaç kişisinden biri. Hükümet geçmişteki akıllı liderler ya da padişahlar ya da sultanlar, hakanlar her neyse yanında eleştiren insanları tutar. Bununla ilgili İslam tarihinde de çok güzel sözler var. Dost acı söyler şeklinde. Dolayısıyla eleştiri çok kıymetlidir. Eleştiriyle suçlama birbirinden ayrıdır. E, suçlayan insan açını bulur, çamur atar. Hop senin ben geleyim de eleştiren insan ya tamam sen oturamadır. Ben de rahatsızım der. Senin uygulamalarından rahatsızım. Bana verdiğin sözlere yerine getirmiyorsun. Efendim bak bu böyle diyorsun. Söylemin ayrı, eğilimin ayrı. E ne? nereye gidecek? Nereye kadar peşinden geleceğim? Yani bu kez çok sert bir tokat. Aslında daha önceden de verildi. AK Parti'nin seçmeninden bahsediyorum. Sert bir tokat indirdi. Hadi bakayım. Bundan sonra seni izliyorum. Ya toparlarsın kendini. AK Parti derken yeni bir şey de çıkabilir. Ya da ben yokum diyor. Çekildi. Ben bu iş ortak olmayacağım diyor. Dolayısıyla e, tüm eleştirileri akıl, akıllı olan partiler dikkatle dinler, anlar. Dönüşüm Önemli bir şey partilerde. Gençlerin ön plana çıkartılması, fırsatların verilmesi, günü yakalama açısından da önemli. Bu şimdi seçim üzerine konuşuyoruz ya, herkesin karşılaştığında sokakta sorduğu soru şu, ne oldu, nasıl oldu? AK Partili arkadaşlar, da niye kaybettik hocam diyorlar. Ben de işte onların neyi kaybettiği noktasından bahsediyorum. Sosyal medya bire bin Katar'dır. Bin, bir yanlışı bine çıkartır. Bir de çok fazla çamur atanlar var. Ayrıca bir de Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir olumsuz olay olsa bu yayılıyor. Yani herkes konuşuyor. Gidin buradaki çaycıya, gidin berbere, gidin taksi durağına oturun veyahut da gidin sokakta herhangi birini rastlayın. Ankara'da ne olup bittiğini size anlatsın. Aslında çok mu kapalı devre gidiyor siyasetçiler? Bilemiyorum. Eskiden tedbirli kıyafetle sualtları gezen Dünyanın her tarafında liderler vardı. Halk ne düşünüyor, ne halde şeklinde. Dolayısıyla ilk ilk seçimde oy verenler şu an memleketin en perişan hali. AK Parti niye geldi? Kimse babasının oğlunun hayrına mı verdi? Cumhurbaşkanı İstanbul'da başarılı bir belediyecilik sergilemişti. Umut arıyordu, güven arıyordu insanlar. Altınlarını çıkartıp vermişlerdi. Ee, sağlık sistemi çökmüştü. Şimdi sağlık sistemi yine aynı geldi. Doktora geldi. Niye geldi? Ya akıllı bir göz bunu çözebilir. Çözülmeyecek bir şey yok bu ülkede sahiplenmesi lazım. Herkes bulunduğu yerden nemalanmaya mı çalışıyor ki sahiplenmiyor? Ee, bir şirket, bak bunu geçmişte ilk videolarda da çok söyledim. Şirketler, siz şirketiniz olsa e, pazarlama ya da muhasebe ya da birine tanıdığınız diye alakası birini getirir misiniz? Batırır şirketi. E devlet de böyle bir şey. Şirketten çok daha değerli. Ekonomik bir şey de değil sadece devlet. Değerleri olan e, sistemin, devlete güven önemli bir şey. Güven kaybolduğunda ki Orta Doğu'da, Afrika'da, Latin Amerika'da devlette güven kaybolduğunda ne olduğunu görüyoruz. Ya sürekli darbe oluyor ya sürekli zırt pırt seçim oluyor. Bizde de öyleydi. Geçmişte son 20 yıldır bir de neyi gördük? Amerika Birleşik Devletleri bu işi çözmüş. İki dönem daha fazlası olmaz. İki dönem. Yani aynı şey, Amerika devletlerinde 10 dönem de gidebilir Cumhuriyetçi ama aynı lider aynı kadroyla gitmiyor. Değiştiriyorlar. E, sistemin değişmesi lazım doğal olaraktan. E, yoksa patlıyor. İnsanlar devam ettiği zaman kendini Tanrı'nın Allah'ın seçtiğini zannediyor. Hep öyle olacağını zannediyor. Öyle değil. Halktır. Halkın huyuyla oradasın. Halkın değerleri üzerine söz veriyorsun. Ben geldiğimde bunu yapacağım. E yapmıyorsun kardeşim. Başka bir şey yapıyorsun. Zenginleştin. Yani ilk günkü gibi değil. Bu nedenle ne partiler ilk günkü gibi ne seçmenler. işte CHP'ye baktığımızda bir değişim var. Altılı Masa'nın liderleri Kılıçdaroğlu ile masaya oturdu. Kendileri çıktı seçmenleri çıkmadı kaldı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş yapmış olduğu o şey CHP'nin açılımını. Burada şöyle bir olay var. CHP açıldı ya şu an. Hizmet bekleyecek insanlar. Ne yapacağını görecek. Türkiye'de pragmatiz bir katro var. Anavatan Partisi'nde de vardı. Doğru yolda da. Pragmatist. Yani daima en tepede kim seçilse Ya ben 40 yıllık Adalet Partiliyim, 40 yıllık Anaplıyım, 40 yıllık CHP'liyim diye bir kitle var. Aynı zamanda siyaset yapanlarda her partide samimi insanlar var ama siyaseti bir ticaret mekanizması olarak görenler var. CHP %25'lik bir kitleydi. Kitle, yani ne büyüyor ne küçülüyor. Küçülüyor bazen. Bazen de büyüyor ama genel şeyi buydu. Son 3 seçimdir böyleydi. Şimdi açılım yapıyor ya. Aynı zamanda eğer şu süreçte dikkat etmediğinde tasfiyenin de önünü açmış oluyor. Nasıl açmış oluyor önünü? CHP'nin blok bir kitlesi vardı ama şimdi kim CHP'li? Hangi CHP'nin profili ne dediğinizde önceden anlatılan bir şey vardı. Şu an CHP'nin profili kim? Ülkücü mü? Efendim nereden geliyor? Herkes bulunmuş bir kitle partisine dönüşüyor bu noktada. Burada büyük bir değişim var. Şimdi tartışılan şey Mansur mu, İmamoğlu mu şeklinde tartışılıyor ya. Mevcut bu seçimde, bu haliyle bile ikisi üst üste koyduğunuzda yine Cumhurbaşkanlığını millet teslim etmiş değil. Diğer tarafta ne çıkacak? Ona bakıyor. Peki asıl iş noktası değerli arkadaşlar, önümüzde Türkiye için kritik bir süreç var. Hep söylüyoruz. Tarihi bir süreç bu. Dünyada hareket etti fay hatları hareket ettiği çığ başladı yuvarlanmaya. Gelecek 10 yıl, belki de 15 yıl, belki de 5 yıl. Kimse neyin nerede patlayacağını bilemiyor. Bizim içimizde şu an enerjimizi için harcıyoruz. Gazze vahşeti, İsrail'in Gazze vahşetinden dolayı Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin enerjisini içeride harcatacak operasyonlar gelir diye düşünüyordum. Şu son Van olayı öyle bir operasyon değil. Beceriksizlik liyakatsızlık olarak görüyorum onu. Ama gelecek, getirecekler. Mevcut e, siyasal bir kriz, arkasından ekonomik bir kaos. Plan bu Türkiye'de. E, şimdi Türkiye'de körü körüne batıya bağlı olanlar var. Batıcı dedi. Körü körüne. Akıllıca demiyorum. Türkiye'nin milli menfaatleri neyse bu ama batıyla işbirliği önemli evet diyebilirsin. Türkiye'nin milli menfaatleri neyse o ama doğuyla işbirliği de diyebilirsin. Ama körü körüne doğucular var. Çinciler, Rusçular körü körüne batıcılar var. E, doğal olarak önümüzdeki dönemde e, körü körüne batıcılar eğer Batılı e, batı işbirliği şeklinde e, cumhurbaşkanlığını ele geçirirse yüzde 99 onda 9 Türkiye Rusya ile savaşa girer. Bu nedenle bu süreçte her partinin içindeki e, her partinin içindeki vatanseverler tarihi bilenler, İngilizleri bilenler, bunların geçmiş Osmanlı'nın başının ne kadar belaya sokulduğunu bilenler bu noktada da eğitim vermeleri gerekiyor. Yani bu ülkenin, çünkü bizim siyasetçilerimizin biraz tarih bilgisi zayıf, teknoloji bilgisi zayıf, batıyı tanıma noktasında sıkıntılar var. Batı sömürgecidir. Afrika'yı sömürmüştür, Latin Amerika'yı sömürmüştür, dünyanın en yerini sömürmüştür. Batı'da büyük şirketler gidip Afrika'da Latin Amerika'da orada burada Türkiye'de maden arıyor, petrol arıyor, iş yapıyor ama 1 milyon diyelim 100 lira kazandı götürüp bunun 1 lirasını halka veriyor. O da yetiyor. Para çok. Ama şimdi o 1 lirayı da veremeyecek konuma geliyorlar. Pozisyon kaybediliyor. Yeniden dünya harmanlanıyor. E bu noktada Ukrayna'yı gördük. Bir koskoca bir ülke feda edildi. Türkiye ilk feda, Batı'nın ilk feda edeceği ülkedir. Neden? Bir, Rusya'yı dizginleyecek. İki, Türkiye'de zaten emelleri var. Bu nedenle siyasetin, siyaset yapanların önümüzdeki dönem bu tip konuları tartışmayı sıkça gündeme getirmek gerekiyor. Yani biz de şimdi vatan hainliğinden bahsetmiyorum. Vatan hainliğimiz çok ama siyaset yapıyor. Değişik partileri de vatan haini sınıflamasının dışında hakikaten inanarak siyaset yapan çok milli fazla insan ama Bilgilendirmek lazım bu insanları. Yani insan bilmediği şeyi de kaybeder. Bildiği şeyle mücadele eder. Şimdi CHP arkasına rüzgarı aldı. Haklı olaraktan sahaya indi. Ortalığın karışması CHP'ye zarardır. İlk kere bir fırsat yakaladı. Belli bir seçmen sandığa gitmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığında hevesli. Seçmen de izliyor. CHP'nin tavrına bakacak. Nereye gidecek? Dönüşüp değişir mi? Ki değişmeye başladı. Değiştirilecek. CHP'den de birçok şey tasfiye olacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun ekibi tasfiye oldu yeni genç ekip geldi ve başarılı oldu. Bir tasfiye süreci daha yaşanacağını düşünüyorum. Şimdi Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu, Özgür Özel mi bu tartışmalar var ama bu bu cenahın tartışmaları. Bir de bir cenah var, öbür taraf var, öbür tarafta kim çıkacak? Şu an millet bu katroya oy vermedi. AK Parti'nin bu haline ben sana oy vermiyorum, seni de uyarıyorum dedi. Bir değişim istiyor. Değişim yapılabilir mi? Çok emin değilim. Onun için Partisiz bir Cumhurbaşkanı'nın, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da olamıyor mevzu şeye göre. Zaten kendisi son seçim olduğunu söyledi, katıldı. Partisiz bir sevilen, sayılan birinin muhtemelen çık, çık, çıkma ihtimali daha yüksek görüyorum. Bakacağız ne olacağına. Türkiye'nin risk, İsrail'in Gazze vahşeti... Ve son Suriye'deki devrim muhafızlarının saldırısı İsrail bu savaşı büyütmek istiyor. Bunu hep söylüyorum. Amerika istemiyor. Yani seçimden dolayı istemiyor. Seçim sonrası ister. İran istemiyor. Yani İran'ın aparatları istemiyor doğal olarak da. Ama İsrail istiyor. İran'ın her tarafına adeta parmak atıyor. Savaşında İran'da da halk intikam sesleri söylüyor. Çünkü İsrail fırsat bu fırsat diyor dünyada. Eğer önümüzdeki 10-15 yıl içinde değişimde batı kaybederse İsrail'in şansı zayıf. Onu gayet iyi biliyor. Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Tapınağı'nı yani Hz. Süleyman'ın sarayını yeniden inşa edeceğiz diyorlar. E bunun için vaat edilmiş topraklar da var. Türkiye ve İran bu noktada. Yazın PKK'ya yönelik Türkiye'nin kalkınma yolu dediğimiz Irak'tan, Basra'dan gelen Türkiye üzerinden giden yolun güvenliği açısından, ayrıca terör güvenliği açısından yapacağı operasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla karışacağını zannetmiyorum. Çünkü Amerika'nın birinci önceliği Suriye'de bir özel bölge kurmak. Yani e, Türk ordusunu durduramayacağını görüyor bu noktada. Suriye'de bir özel bölge kurduktan sonra Irak'ta kurdu, Suriye'de kurdu. Sonra bakacak İran'a mı yöneleyim Türkiye'ye mi Yönelecek Amerika derken komple Amerika'dan bahsetmiyorum. Amerika Birleşik ortadoya Orta yönelik bu çevredeki inisiyatif falan Siyonist akıldan bahsediyor. E, bu akıl durmuş değil. Bu akıl devam ediyor. Bu akıl silah vermeye de devam ediyor Suriye'de. Bu akıl Türkiye kendi içinde bir karışırsa e, şeklinde bekliyor. Hem işbirliği yapıyor ama hemen Türkiye'de açıkta bir şey sağında dalacak. Bu nedenle değerli arkadaşlar bu kritik günlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, tercihler siyasal olarak da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı yarışı bu kez çok erken başlayacak. Ekonomik kriz belirleyici olur burada. Eğer toparlanma olursa ekonomik olarak da başka bir denklem olur. Toparlanma olmazsa erken seçim sürecine yönelik adımlar atılabilir. Bu durumda risk şudur. Diyelim ki kitle hareketleri, grevler, bilmem neler gösteri CHP bu olaya kalktığında toplum bu tip gürültü de istemiyor. Korkar ve yüker. Bunun da CHP'nin hesap etmesi gerekiyor. Bu anlamda e, yepyeni bir döneme girdik. Siyasal olarak birçok şey sil baştan. Şu an zaten millet tasfiye ederekten gidiyor. Birçok siyasi lider şu an tasfiye edilmiş. Yani AK Parti'den ayrılan, Mehbe'den ayrılıp kurulan partiler şu an tasfiye edilmiş. Millet tarafından tasfiye edilmiş. Yeni bir şey bekleniyor. Başkanlık sisteminin getirdiği bir Cumhuriyetçiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir de demokratlar, şeyler oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bu altını bir kere daha çizeyim. Cumhurbaşkanlığı kazanmaya yetmez. Böyle bir algı, kendileri rakamların zaten farkındadır da, halkta da böyle bir algı oluşuyor karşılaştığım insanlar Mansur mu? Ekrem mi? Mansur oradan ayrılıp muhafazakar tarafa geçerse, karşı karşıya gelirse Mansur seçilir gibi ikili bir denklem üzerinden sorularını soruyor. Hayır arkadaşlar. Üçüncü bir denklem daha olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin siyasal tablosu bugünkü gibi değil. Rakamları okuduğumuzda başka bir durum var. Değerli arkadaşlar, bizim Anadolu insanı, Türklerin bir sağduyusu var. Bireysel olarak baktığımızda ya akıl yok dersin ama o sağduyu top, toplam bir harekete geçti. Birçok lideri tasfiye etti. Bakın bu seçimde. Ve müthiş bir nota verdi. Sesler, çığlıklar duyulmuyor. E, duyulsun. Şimdi Kahramanmaraş'ta bakıyorum ben şey kendi seçim bu ara çok fazla Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, bu bölgedeki arkadaşlara yardım, yani depremzedelere İskenderun yardım faaliyetlerinde bulunduğum için e, çok fazla iç içeyim. Görüyorum yani insanları. Adıyaman mesela daha o günlerde belliydi. Adıyaman'da. Çünkü deprem olmuş. En az zararı Gazi Antep görmüş. En az zararı. Yani görsün demiyorum. Niye çok görmedi de demiyorum. En çok yıkım, ev yıkımı Malatya'da oldu. İkinci depremde yıkıldı ama ölü sayısı az. Ama harap. Kahramanmaraş Ciddi anlamda yıkık. Hatay ciddi anlamda yıkık. Şimdi konut yapılırken birinci sırada Gaziantep var. E, tamam da deprem bölgesindeki insan görmüyor mu bunu? Gaziantep'in siyasetçileri güçlü diye böyle bir adaletsizliğe ne izin veriyorsunuz ki? Bunlar gazetelerde hangi ilde ne kadar ev yap, konut yapıldığı görülüyor. Bunu kim yapıyor? Hükümet yapıyor. E şimdi Maraş'taki seçmen demiyor mu? Antepler çöktü aldı. Hükümet niye adaletsizlik yapıyor diye. Adıyaman'dakiler demiyor mu? Hatay'daki de demiyorum. Bu nedenle hükümet edenlerin organize, yönetici, adaletçi bir akla ihtiyaç var. Bakın geçmişte çok örnek verdim. Bir emniyet müdürünü düşünün. Ya da bir belediye başkanı. Emniyet müdürü gözünü yumduğunda bir şehirde, hangi ilçede, hangi mahallede ne filin fırıldak döndüğünü bilmek zorunda olan kişidir. Genelde bilirler. Belediye başkanları da öyle. Bakanlar da öyle. Oturduğunda bir bakanlığın tüm şeması önüne koy. En aşağıdaki memurundan en üstteki şeye kadar kimin ne filin fırıldak çevirdiğini bilecek. Bir problem varsa ona buna sormayacak. Aha buradan çıkmıştır diyecek. Geçmişte bir devlet askeri en önemli bir kurumu var. Holding diyelim. Denetimden sorumlu Paşa ile sohbet ediyoruz. Çok güzel hiçbir şey bulamadık diyor. Bir bakayım dedim. Baktım şurayı üzerine gidin dedim. Gitti. Ya dedi büyük bir şey bulduk dedi. Bizim dedi otdülü çocuklar vardı. Gençler böyle dinamik, enerjik bu teftişi falan yapan. Bunlar bulamadı da sen niye buldun? Onlar piyasayı bilmiyor dedim. Yani piyasada fırıldak nasıl çevrilir? Ben piyasanın içindeyim. Kimin ne yaptığını biliyorum. Yani şirketlerin nasıl yaptığını dolayısıyla devleti yöneten e, hükümet eden kişilerin de piyasanın bilgisi lazım. Memur zihniyet ayrı bir şey. Yönetici akıl ayrı bir şey. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Uzun süredir diyorum. Reorganizasyon, reorganizasyon. Yeni bir ruh, yeni bir heyecan diyor. Bak Cumhurbaşkanı en son geldi ne dedi? Değişim istiyor millet. Biz gerekeni yapmalıyız. Yeni bir ruh ve heyecan vermeliyiz diyor. Bunu kaç yıldır söylüyoruz değil mi? Piyasanın içine görerek de. Bu cümleyi konuşmak için bir seçim tokadı yemeye gerek yoktu ki. Zaten belli seçime. Lüks arabalarla böyle bir ekonomik krize seçim propagandası yapılmaz. Konvoy halinde yapılmaz. Çok mal olan birinin aday yapılmaz. Çünkü AK Parti'ye oy veren kitlerin ekonomik durumu bozuk. %50'si zenginleşti ama diğer %50 bozuk. Ay sonunu nasıl getireceğim, faturaları nasıl ödeyeceğim diye hal böyleyken vatandaşlar ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Peki burada ee, Cumhurbaşkanı'nın gözü mü köreltildi? Ne oldu? Bunu AK Parti tartışıyor şu an. Değerli arkadaşlar bakın. Cumhurbaşkanı düşünün şimdi burada bir e, diyelim ki İngiltere lideriyle görüşüyor. Burada da muhtar gelmiş oturuyor. Yani e, varsa ya diyelim o iç seçimle ilgili gelmiş. Bu da uluslararası bir şey. Bu ikisi bir arada gitmez. Türkiye'nin buna bir dur demesi lazım. Partili Cumhurbaşkanı yaramaz. Gitmez yani. Olmuyor bu iş. Partisiz bir cumhurbaşkanı lazım. Ekip. Burada da meclisin güçlendirilmesi lazım. Yeniden. Hızlı karar alabilecek aynı zamanda. Çünkü bu Türkiye'nin 10-15 dünyadaki bir 10-15 yıllık değişimde hızlı karar alabilen bir mekanizma lazım. Başkanlık sistemi evet hızlı karar almak için bir numara bir sistem. Ama eğer ekip yetersiz kalırsa aynı zamanda hızlı dağılması için de bir numara. Çevre sarılı verilirse eğer Dünkü videoda ne demiştim? Ee, AK Parti siyaset yapan arkadaşların halka kendini göstermesine gerek yok. Çünkü Cumhurbaşkanı iki dudağının arasında hadi git dediğinde gidiyor. Yani öyle bir saha araştırması yapılaraktan en iyi kim filanmış gibi oluyor. Bu diye partilerde de öyle çoğunda ama konjüktür bu kez mevcut ekonomik kriz, e, uzun süre bir partinin iktidarda kalması CHP'nin lehine geldi. Yarın bir gün aynısı onlarda da olur. Türk insanı bu. Değerli arkadaşlar, biz şöyle tepeden bir baktığımızda e, 2001-94 krizi ge geliyor da sonuçta mevcut bu anlayışla hangi parti gelirse gelsin bir çıkış yolu vatandaşa görünmüyor. Anlayışı değiştirmek gerekiyor Türkiye'de. Yönetim mekanizmasının anlayışını, yönetim mekanizması demiyorum. Değiştirmek gerekiyor. Siyasete giren bir bürokrat, ben yönetici olsam, bir kuruş mal varlığı olsa onu orada atarım tutmam. Yani Osmanlı Devleti kurulurken Osman Gazi'nin yanında biri çadırlardan böyle bir vatandaşın şeyini aşırsa böyle bir devlet kurulur mu? iyi bir dizsiniz diyorsunuz değil mi? Vefat ettiğinde kendi naaşını kaldıracak parası yok. Parayla hiç işi olmamış. Büyük komutanların parayla işi olmaz. Siyasete girenlerin de devleti kurtarmaya çalışır. Parayla işinin olmaması lazım. Olursa zaten bir şey olmaz kendine çalışır. Şimdi CHP'li bir belediye başkanı adayının bir videosunu izledim. Yani önüme düştü. Kısaca baktım. Diyor ki, şehrimizde diyor uyuşturucu ciddi anlamda var. E bundan mücadele etmeliyiz diyor. Çocuklarımız yarın sizin çocuğunuza da gelebilir diyor. Bir numara şu an Türkiye'de aileler. Yani büyük bir dram var. Her köşede uyuşturucu var. Peki devlet niye var kardeşim? İçişleri Bakanlığı niye var? Bakanlar rağmen bu giderek artıyorsa bir yerde bir yanlış yapılıyor. Dolayısıyla bu bu burada çocuğu bu kısgaca yakalanmış olan vatandaş nasıl güvensin? E yakalanmış, devam ediyor, Umut da beklemiyor. Onun için bir silkeleme gerekiyor memlekette. E, yeni çok fazla belediye alanlar bunları zaten bu zaaflardan faydalanarak alıyor değil mi? Görüyor. Aynı hataları yapmamaları lazım görerekten. Dolayısıyla Vatandaşın bir numaralı şeyi uyuşturucu. Yani çocuğun okula gönderiyor. Her köşe başında var. Gidin konuşun. Yani birçok kişi bunu ulaşabiliyor. Bunu ben görebiliyorsa yetkililerin dünden görmesi lazım. Önlem almıyorsa kapasitemiz mi yetmiyor? Türk milleti kendi kendini mi yönetemiyor? Yeni İçişleri Bakanı operasyon üstüne operasyon yapıyor. Önce önce neydi ya? Nereden geldi bu? Uzaylılar mı getirdi bunu? Dolayısıyla bir para mekanizması var. Mülteci de insan kaçakçılarını yakaladın, işi önemli ölçüde çözdün. Bu e burada da var. Niye dibine uzanamıyorsun bu işin? Bu nedenle şu an devletin yönetim anlayışını reorganize olup milletin dertlerine eğilmesi lazım. Ticaret noktasında fiyat istikrarsızlığı çö çözülebilir. Hakikaten çözülebilir. Problem de biziz, çözüm de biziz. Dışarıda hiçbir şey aramayın. Şimdi dışarıdan yatırımcı, gelme noktasında böyle bir tabloda yatırımcı şöyle düşünür. Ya burada bir siyasal kriz çıkar mı? CHP erken seçimi ister mi? diye düşünür. Ne diyecek? Hele bir yeni bir tazelensin bakalım. Yönetim yeniden bir seçim olsun da bakarız diyecek doğal olaraktan. mevcut önümüzdeki döneme baktığımızda en küçük karışmada ekonomi daha da kötüye gider. Çünkü siyasal istikrarsızlık çok önemli. Ekonomi olaraktan da uygulanan program nedir? Küresel bir mekanizma var. Siz bunun içinde, Türkiye'de içinde tüm dünyadaki kuzey kura hariç ülkelerin büyük çoğunluğu bunun içinde. Adam diyor ki bu sistem benim. EFT'de benim. SWIFT'te benim. Merkez Bankası'da benim. Benim kurallarım geçerli. Bunun tersine gidersen diyor paran varsa git. Ben bir şey demiyorum ama yatırıma ihtiyacın varsa dövize ihtiyacın varsa bu kurallara uy diyor. Bu kuralın özü Uy dediği kuralın özü zaten vatandaşın kemer sıkma, canını sıkma, çıkartmaya yöneliktir. Şimdi Türkiye toplumunda biz tüketici toplumu olduk. Bakın üniversite mezunumuz çok ama iş yapan az. 16 milyon emekli var. Gençlerde işsizlik had safhada. Geçenlerde gençlerin bir istatistik vermiştim size. Önemli bir kısmı bu istatistiğe göre ne okuyor ne çalışıyor. 5 milyon kişi civarında bunlar. 16 milyonun üstüne koy etti. Küsürde 22 yapıyor. İşsizleri de koy. Tamam da bu 22 milyon kişi kim besleyecek? Erken emeklilik devletin üzerine öyle bir yük ki popülizm kaynaklı oldu. Hem orada CHP ben getireceğim sen getirmiyorsan dedi. Yani iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Yönetemezsin. İktidar olmak önemli değil. Yönetebilmek önemli. Bunun için de bir uzlaşı ortak kararların alınan bir mekanizma lazım. Şimdi seviniyor. Ben geldim, o geldi, bu geldi. Bakın 5-6 ay sonra CHP'li belediyelerde başlayacak barıkta. Para yok. Mümkün değil. Daha da boşlanacak. Şimdi bizim baktığımızda komünist başkan vardı çok medyada. 3 kat daha fazla boşlandırarak bırakmış belediyeyi. Bu şey böyle. Para yok. Süreci yönetemiyorsun. Para olmadığı için. Bu nedenle Türkiye'de ben kazandım, o oh, o oh kaybetti vah şeklinde değil. Yeniden şöyle bir oturup Türkiye'de problem de biziz, çözüm de biziz. Türk milleti niye kendi kendini yönetemiyor? Temel şey bu. Yani biz askerlik iyiyiz, güvenlik iyiyiz. Bir de bu tip e, önümüzdeki dönemde hakikaten polisimizden Allah razı olsun. Askerimizden Allah razı olsun. Canla başla. Bu ülkede en çok çalışanlar onlar. Şimdi dijital teknolojiler ve devlet önemli ölçüde geçiyor. Normalde şirketler personel azaltmasına gidiyor değil mi? E, 16 milyon emekli dedik. İşsizlik dedik o 22. Devlette kaç kişi çalışıyor? 5 milyon kişi çalışıyor. Normalde şirketler, şirketler teknolojiyi kullandıkça hiç azaltıyor. Çünkü teknoloji birçok şey. Biz niye çoğaltıyoruz? Dolayısıyla önümüzdeki dönem eğer böyle gittiğimizde kimin geldi, kimin gittiği önemli değil. Sürdürülemeyecek bir duruma doğru gidiyoruz. Bu nedenle ısrarla reorganizasyon diyorum. Yönetim anlayışında reorganizasyon. Bu ülke tüketim toplumu oldu. Dünyanın bu değişim şeyinde kendi kendimizi kaza verip kendi kendimizi pompalayıp uçtuk, kaçtık değil. Şartlar var. Evet, önümüz açık. Bu yüzyılın en e, şeyi biziz şanslı. Markası da Türk markası. Doğu Türkistan'dan e, Afrika'nın öbür ucuna kadar Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın hatırı var. Dünyada Batı kapıştı. Asya Pasifik'te büyük kapışma ihtimali gelecekte bekleniyor. Rusya dibe doğru gidiyor. Avrupa'yla kapışıyor. Avrupa kendi içinde kapışacak. Tam böyle bir anda bu coğrafyanın kalbi Türkiye'dir. Türkiye şu dönemde yeni bir ruh, yeni bir heyecanla silkinemezse ben kazandım, sen kaybettin filan diye böyle içeride bir mücadele devam ederse kaybederiz. Bu yönetimde bir de 21. yüzyılda e, blockchain tavanlı Çin'deki yönetim sistemi gibi yeni devlet yönetim şekli için bunu ihraç etmek istiyor. Çin'in e, bu da birçok ulus devlet asayişi sağlayamayacağı için buna mahkum kalacağından bahsediyorum. Şimdiki bizim sağdan soldan kazanan kaybedenler daha bunun farkında da değil. Bir şekilde CHP'nin içindeki çok ciddi bir takipçi arkadaşım var benim. Bunu anlatmak lazım. AK Parti'nin içinde gelen gençler bunu anlatmak lazım. Bu tip şeyleri eğer doğru algılayamazsak yine günleriz biz yeni geliyor. Bize göresini yapmamız lazım. Burada şimdi bürokratlar bana kızıyor da arkadaşlar komple bir şeyden bürokratları ben suçlamıyorum ki. Her kurumda 3-5 tane insan var. Allah razı için Devlet vatan millet diyerekten işini yapıyor. Ama siz elinizi vicdanınıza koyun. Çevrenize bir bakın bakalım ne oluyor. Hep hep herkes biliyor. Kalkıp da ben şimdi bildiğim birkaç şeyi açıklasam direkt <laughs> beni sorguya çekip suçlu ilan edecekler. Ee, şeyde. Bu nedenle ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Peki bunların yapılması lazım diye bahsettiğimde ne soruyordunuz? Hocam kutuplaşma nasıl önlenecek? Bu değişim nasıl olacak? Bu değişimi millet, derin millet. Bak Türklerin derin devletinden çok derin milleti var. Bu depremde gördüğüm derin bir milletimiz var. Kenarda duruyor. Şu anda da bu derin millet öyle bir ayar çekti ki köprüden önce son çıkışta indi. Yani öyle bir noktaya geldi ki şu an ilk kere düşünmeye başladılar. Arabalarla lüks lüks kebaplar yeniyor, paralar kazanılıyor. İşler iyi, millet burada kan alıyor. Şimdi bunun devam etmeyeceği artık görüyor. Ve düşünüp bir yol bulunması gerekiyor. A parti, B parti. Millet için partinin... E, e, çok dönemi yok son noktada şu an olduğu gibi. Ama bu cumhurbaşkanını cumhurbaşkanı bu millet sevdi. Yani son dönemde yapabilirse bir değişime dönüşüm, bu milletin önünü açabilir mi bilemiyorum. Ona bakacaklar. Türkiye'de AK Parti'nin yapmış olduğu müthiş projeler var, hizmetler var ama 2001'e doğru geri gidiyor. Yollar, köprüler var da hastan önemli bir şey. 3 aydır randevu alamıyor insanlar bugün. Peki bunun nedeni ne? Ne kadar mülteci yükü var? Bu hesaplamaları yapmak lazım. E, oturup bir heyetler kuraraktan. Ama heyet, kurduğun heyet oradan biz ne şey yaparız filan diye girdi miydi olmaz. Neyse değerli arkadaşlar. Kısacası genel bir sohbet oldu. Bunu bir analiz gibi de kabul etmeyin. Yani zaten bugün akşam e, iki tane arkadaşımla iftar yaptım. Sohbet ettik, dinledim. E, değişik sektörlerde olan insanlar o çerçevede kimle dinlese üç aşağı beş yukarı sağduyu aynı. İnsanlar görüyor şeyi, olup biteni vatandaş görüyor. Görmeyen, gözü kör olan siyaset mekanizması. CHP tarafı değişimi gördü, yakaladı. Şu an toplumdan şeyi aldı. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın anahtarını henüz almış değiller. Onun için memleketin karşı tarafında yani Cumhur İttifakı tarafında yeni bir değişim dalgası olacak. Nasıl olacak? Onda 3 aşağı 5 yukarı bir fikrim var ama biraz daha izlemem lazım sizlere anlatmak için. Ne diyoruz arkadaşlar? Alemin bir sahibi var. Olacak olan olur. Her şey bize sorulmaz. Biz insanlar yaşadığımız dönemde merhametli, vicdanlı, adaletli, akledenler tarafından olalım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.